Tomris hoş geldin. Zafer Partisi'ne nasıl katıldın? Yaklaşık 3 yıla yakındır, 2,5 yıldır Zafer Partisi'nde görevliydim. Şimdi benim anlatacağım şeye geliyorum. Evet. Bakınız, Ankara il binasında reşit olmayan kızlar, erkekler, il başkanı, yanlış hatırlamıyorsam yani o zaman il yönetimleri daha sonra il başkanı oldu. Beyefendi, büyük bir beyefendi yaş olarak. Yani anlatırken gerçekten sinirleniyorum. Anlat, biz sinirlenelim. Kız adamın kucağında videoda gençlik kolları Yok, odası, görüyor musun? gençlik kolları odası yani bu kamuoyuna açık bir alan. Bunu videosunu paylaşmamda da bir sıkıntı yok. Yani sadece kızlar için paylaşamıyorum. Gençlik kolları odasında adamın kucağında orada şarkı söylüyorlar. İşte şarkının adını unuttum. Bir şarkı söylüyor, eğleniyorlar. Ortam rezalet. 15-16 yaşındaki kızlar var orada. Ve daha Bir dakika, sonrasında doğru mu anlıyorum? Ankara İl Başkanlığında 15, 16, 17 yaşındaki kız çocuklarını kucaklarına alıp dans ettiriyorlar. Şarkı söyleniyor. Bakın ben şimdi size videoyu göstermeden ortamın sesini dinletmek istiyorum müsaadenizle. Sadece ortamın sesini dinleteceğim. Açıyorum şu anda. Videosu var mı? Evet, videosu Var var. var, videosu da var Mert. Şimdi sadece videonun Çok sesini güzel. dinleteceğim. Anlayın Dinleyelim. diye. Duyabildiniz mi? Duyduk. Bilmiyorum, şey diyebilirsiniz. Kendi aralarında eğleniyorlar. Ama orası ciddi bir ortam. Orası biz Kuvayi Milliye diyerek Aa, şey, Tomris, iş hukuki bir boyuta bunu ben Tabii, savcılığa tabii, tabii, tabii. bir ihbar olarak bildiriyorum. Bu işin ciddiyeti, ciddiyetsizliği hiç önemli değil. 18 Tabii, tabii, yaşındaki tabii. çocukları kucaklarına alıp dans ettirip şarkılar söyletmek çocuk tacizi ve tecavüzde istismara girer bak. Yani Evet. bu ve bu bahsetmiş olduğun olay Ankara İl Başkanlığında oldu diyorsun. Yani bu büyük Evet, bir skandal. Şu an bu haberin Türkiye'yi sarsması gerekiyor. yerel seçim öncesi yaşanıyor. Bu ekip görevden alınıyor ve daha sonrasında tekrar göreve getiriliyor. Ya olaya Yani bakar mısın? Allah'ını seversen Mert. ya biz neyi konuşuyoruz abiler? 17 yaşındaki, 16 yaşındaki kız çocuklarını kucaklarına alıp dans ettirmişler ya. Ya bu olay Türkiye'de, Ankara'da oluyor. Basit bir olaydan bahsetmiyoruz. Şok içindeyiz arkadaşlar. Ayağa kalkın ya. Bu ne demek? Ey savcılarımız, bunu bir ihbar olarak kabul edin. Tomlis, sen bunu anlattın mı daha önce Mert. Ankara'daki olayı? Ben bunu videolar bana gelmeden dillendirmedim. Çünkü elimde bir kanıt yoktu. Fakat artık videolar bende olduğu için dillendirebiliyorum. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bu videodaki o il başkanı 17 yaşındaki kızla bara gidiyor ve barda güvenlik kayıtları mevcut bende. Reşit olmayan Tomris, bir kızla senin canını güvenceye almam için bana videoları gönderir misin? Yani şöyle yayınlayacağım demiyorum. Sana hedef sen olma sadece. Tamam mı? Videolar bende de bulunsun. Burada yayında söz veriyorum. Sen Cumhuriyet Başsavcılığına gitmediğin sürece gideceğim ama onun sözünü aldım senden. Zaten savcılarımız da bu yayını ihbar olarak alır diye tahmin ediyorum. Alır, illaki alır. Yani bu savcı, bizim savcımız, milletimizin savcısı. Tomris, senden videoları rica ediyorum. Yayınlayacağım diye değil. Sadece seni koruma altına almak istiyorum. O sebepten dolayı videoları bana da gönder. Bende de bulunsun. Desinler ki biz Tomris'e zarar versek ne olacak? Mert'te de var. Biz de bunları koruma altına alırız, bu videoları. Kanıtlar bizde Bence dursun. de Tomris şu an Mert çok doğru bir şey söylüyor. Yani açıkladığın için videoları muhakkak yani Mert'e de gönderebilirsin, bana da gönderebilirsin, sorun yok. Ama muhakkak gönder ki seni koruma altına alabilirim.